Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesiyle beraber oy kullanacağı okula geldi ve oy kullanmak için sıra bekliyor. Yaklaşık 10 dakikadır İmamoğlu ailesinin üyeleri de oy kullanmak için oy kabinlerine geçtiler. Burada kimliklerini bıraktıktan sonra 3 oy pusulasını ve zarfı aldılar ve buradaki oy kullanma kabinine geçtiler. Dakikalar sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte oy kullanma kabinine, iki farklı oy kullanma kabinine geçecekler ve oyla kullanacaklar. Beylikdüzü'ndeyiz ve Ekrem İmamoğlu her zamanki oyunu kullandığı okulda oyunu tekrarlayacak, kullanacak. Yerel seçimlerde İstanbul'da sandıklar saat 8 itibariyle açıldı. 17'de kapanacak. İstanbul'da en fazla seçmen bulunuyor. 11.314.516 seçmenin olduğu kentte sabah 8 itibariyle oy verme işlemi başladı ve dakikalar sonra da artık çok az kaldı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu da oy kullanacağı sınıfın hemen önünde görmek mümkün. Tabii ki bir kalabalık da burada mevcut. Hem Ekrem İmamoğlu'nu görmek isteyen seçmenler hem diğer seçmenler İmamoğlu'nu gördükten sonra ayrılmadılar bu noktada ve İmamoğlu'yla fotoğraf çekildiler. Dakikalar sonra bakıyorum şöyle oy kullanma kabinlerine. Oy kullanma kabinlerinde Ekrem İmamoğlu ailesinin iki üyesi bulunuyor. İki evlatları oylarını kullanıyor şu anda orada. Onlar gelecekler. Sandığa oylarını attıktan sonra Dilek Kaya İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu da oylarını kullanacaklar. Ve oyları kullandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu süreci CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Özgür Çelik'le beraber takip edecek. Verileri orada takip edecekler ve açıklamalarında aynen İstanbul İl Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmasını bekliyoruz. İstanbul özelinde dakikalar içerisinde oyunu kullanacaklar ve İmamoğlu okula geldiği andan itibaren sırada bekledi. Yaklaşık 1 metrelik bir oy pusulası veriliyor ve o oy pusulası zarfın içine konduktan sonra o zarf sandıklara bırakılıyor. Sandıklar, başarı uçumdan göstermesini isteyeceğim. O sandığı göstersin bir kez daha. İşte o sandıklar İstanbul'da saat 17 itibariyle kapanacak ve sayma işlemi başlayacak. Sabah saat 8 itibariyle oy kullanma işlemi gerçekleşmeye başladı. Artık İmamoğlu'nun gelmesine saniyeler kaldı diyebilirim. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu şimdi oyunu kullandı. Zarfı getirdi. Mührü teslim etti şimdi. Ve zarfını sandığa attıktan sonra Ekrem İmamoğlu gelecek diyelim. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile beraber oyunu kullanıyor şu an itibariyle dedikten sonra söz tekrardan size bırakalım. Seçimin nabzını an be an takip etmeye devam edeceğiz. Evet, sıcak noktalardan yayınlarımız devam ediyor. Beylikdüzü'nden görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Sayın Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte oy kullanacağı sandığa geldi. Öncesinde bir miktar sıra beklediler. Şu anda da kabine geçerek oylarını kullanacaklar her iki isim de. Gelişmeleri arkadaşımız Hanifi Bayar o noktadan bizlerle paylaşıyor. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oylarını kullanıyorlar şu an. Sandığa kullandıkları oyları atıyorlar. Ekrem İmamoğlu da bir kısa bir soru cevap yaptı bu noktada sandık başında. Onları da TV 100 ekranlarından sizlere canlı canlı aktardık. Aktarmaya da devam ediyoruz şu an. Sandığa oylar tamam. Kalabalık bir ortamda bu önden çıkalım mı? Gerçekleştiriyoruz. İmamoğlu ailesi Düzünden ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu çocuklarıyla birlikte oylarını kullandılar. Şu anda da kısa bir açıklama yaptılar basın mensuplarına. Şu anda da oy kullandıkları sandıktan ayrılıyorlar sevgili izleyiciler. Oldukça hareketli geçen saatler ve dakikaları yaşıyoruz. Bir taraftan da diğer karede görüyorsunuz. Sayın İmamoğlu'ndan önce kullanmıştı Sayın Kurum oyunu. O da yine oyunu kullanacağı sandığa ailesiyle birlikte gelmişti. Sıkıntı gelmeden sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun
en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir ve bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy tasnif, sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız. Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı, 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüne koymadan bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde elbette af dilerim, hakkını helal etsin ama bu memleketin, bu güzel şehrinin başta çocukları olmak üzere gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza İstanbul'a inanıyoruz. Dediğim gibi umarım karşılıklı 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın hangi siyasi parti mensubu olursa olsun kimsenin hakkının, hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında